Demon Souls oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce yayının sesini kontrol edip sonra yayına başlayabiliriz. Şimdilik her şey yolunda gibi gözüküyor ama emin olmak lazım. Sesim geliyor mu? Hareket edeyim böyle anlıyor. Sesim geliyor mu? Hareket edeyim böyle anlıyor. Tamam, bir sıkıntı yok. En son bu evrenden ilerlemeye karar vermiştik. İlerlemeden ölmüştük. Ve kaldığımız yerden devam edelim. O şurada boşluk olan yerde tuzaklı yol vardı, orayı geçememiştik. Bir kere geçmiştik, sonra bir daha geçememiştik. Nasıl geçtiğimizi unuttum ilkinde. Okuyalım. Hayır hayır hayır. Burada ikisini aynı anda geçiştirmemeye çalışacağız ya. Oradakine büyüyle karşılık vereyim ki diğerleri gelmesin. Onunla savaşırken. Hadi güçlü bayağı. Sanki gerçek bir insanla oynuyormuş gibi şöyle takla atın. Hızı yüksek. Kılıç darbelerimizi ondan önce veriyoruz. Gez ya yine. Bu evrakim fazla güçlüsüz herhalde. Bilmiyorum. Daha önce gelmiştik ileriye. Kılıcı hiç şeyle tutmam lazım. Özgürlüğünü kaybettiğim tek şey para ve ot. Para kaybetmek için de zaten çok fazla param olmadığı için. Üstündeki eşyayı alalım. Bir daha alalım. Yukarıda birisi daha olmalı, onu çekelim. Yukarıda ikisi aynı anda gelince de kötü oluyor. Yukarıda kalmış olması lazım ya. Zor oldu. Diğer 4 nokta geçelim. İki tane okçu olması lazım. Büyücü mü okçu mu artık. Evet, birini öldürdük.
Cem o kadar gemide kıtır diyebilsek. Ulan hasar aldım. Bu da okum da azaldı. Ok almadım bayağıdır. Tam bu sol taraftan ilerlerken ölmüştüm. Burada yerde tuzak olması lazım. Hızlı koşarak geçeceğim olmam lazım ama. Tamam. Ben burada çok güçlü olması lazım ileride. İki kılıçlı. Öyle ona saldırmıyorum. Görebiliyor muyum burada? Nerede o iki kılıçlı kişi? Orada yerde bir şey var. Değerli. Açım izin vermiyor veya öyle düşman var. Bana ok nereden geliyor? Bu büyüyle halledersem güzel olabilir. Ben ok yiyelim. Ok alsaydık iyi olurdu aslında. Yerde biri yok gibi. Görebiliyor muyum o iki kılıçlı rakibi buradan? İçim izin vermiyor galiba. Yani otomatik öldü falan mı sahip? Düşmanı oraya çekip peki. Tekrar buraya kaçsam sonra burada beklerken mi öldürsem? O iki kılıçlı biri olması lazım aşağıda mı? Öldüremeyeceğim kadar güç. Yani geçen orada kılıç tutan bir geçen öldürdüğümüz adamlardan birini ölmüştüm. Burada düşmanlar var. Bir de ilerisi var. Nerede okla öldüreyim ben en iyisi. Burada ilerlemeye bakalım. Öyle burada bir yol daha mı var? Ne? Hayır mı? Evet, burada bir yol daha var. Bu ortada boss yok muydu? Ha, şurada boss. Boss'a ok atabilir miyiz buradan? Atabiliriz bence. Ben ilerlemek istiyorum. Havada uçan yaratıklar bize saldırmayacak değil mi ya? Buraya doğru geliyor. Hemen içeriye geçeriz. Size saldırırız ama şurada düşman var mı? Biri bekleyen biri. Ne oluyor? Evet, ok yedik ve çok karanlık. Bir tane daha tuzakla uğraşmak istemiyorum ama bu kadardı galiba tuzak herhalde. Şurada oklar var çeşitli. Ne oluyor anlamıyorum. Şurada bak bir tane var galiba. Tuzak. Burada mı var bir tane? Tamam başka tuzak kalmamış gibi. Yani gidip bunu alıp ölürüz. Ölmedik. Burayı mı açıyor burası? Yok. Oraya daha önce geldiğimiz yerde merak ettim. Ben kapının önünden bakıp kapı kapalı diye gidememiştik. Buradan okla boss'u öldürebilir miyim acaba? Bence öldürürüm, niye öldürelim? Hasar vermiyor bile neredeyse. Büyük olanabilir miyim boss'a karşı? Olamam. Yani düzgün atmaz bu mesafeden gibi duruyor. Tabi gözünden vuralım. Kaç vuracak? 16. Ayağından vursak? Yok. Yasal veriyor da çok az veriyor galiba o yüzden. Havada uçan yaratıklar korkutuyor insanı. Çok öldük hatalı aslında bir sürü ok alıp öldürülebilir. Dükkandan. Tabii bir sürü ok alacak bir paranın olması lazım ama.
Ben aşağı girince tekrar yukarıya çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyor. Tamam. Ama aşağı aniden tekrar yukarıya çıkamayacağız bence. O yüzden aşağı inmesek mi? İnsek mi diye kararsız kaldım. İnelim. Çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz değil. Arkaya kaçmak gerekirse diye bakıyorum ama. Tuzak yok. Var gibi inme geliyor ama. Önümüze dikkatli bakarak ilerleyelim. Plaka milaka diyorsak ilerlemeyelim diyecektim. Öl öl. Ha. Garip pozisyonda öldü. Ha, yerde kalsın. Ölürken bir adam ayağının üstünde kaldı. Sonu kötüye benziyor ama. Nereden geliyor gelen kişi? Yani bir yerde takıldı ve takla atıyor şu an. Aşağıda kılıç efekti görüyoruz. Aşağılarda bir yerler. Tekrar yukarıya çıkan bir yol var. Hayır hayır. Oradan buraya uzandı ya. Nasıl beklemiyordum. Burayı çekip öldürelim. Ben ne ölmek bilmeyen yaratıkmış. Ot yiyelim. Çok canımız azalmadı ama gerek yok ölmemize. Ya sakin sakin ilerlemek istiyorum. Öyle iyi haritada bir yer vardı. Ona benziyor hafif. Tıpatıp aynısı gibi ama birazcık daha farklı. Bu arada kaç vuruş hakkımız var? Gerçi bize zaman bitiyor onu merak kestiremiyorum. Ya 3 ya da 4'te bitiyor. Aman. Buradan ilerleyelim, buradan. Buradan ilerleyelim. O yaratıklar burada devreye giriyor galiba uçan. Boss nerede? Altımızda mı tam olarak? Boss'un nerede olduğunu kaybettim. Ha şurada. Buradan ok vurabilir miyiz diye bakarım. Açımız izin vermiyor galiba yine. Abi uçan yaratıklar çok ses çıkartıyor. Lan boss'a vuramıyor muyuz? Boss'a yanına yaklaşmadan öldürmek istiyorum. Yaşanın bot olup olmadığını da bilmez. Yani bosslar çünkü sisi arkasında oluyor. Korkarım ki tam bir boss değil. Aşağı giden bir yol vardı, oraya gittik. Ha tamam, yukarıda bir yol vardı, tek oraya gitmedik. Yani devamı orası. Buradan gitmedik hiç. Havada uçan yaratıklar burada mı devreye girecek? Saldıracak bize. Ama bu uçan yaratıkları kestiremiyorum. Ejderha gibi mi? Ne yapacaklar ya? Karga sesi nereden çıkıyor? Kim konuşuyor kardeşim? Olsa vereceğim ama yok. Neredesin? İle çok ilahi bir ses bu. Aydın arkasından gelen ses. Ağaca yaklaşmak istiyorum ama ses çok ilahi geliyor. O yüzden korkuyorum. Böyle göremiyorsun ama yukarıdan bir ses falan geliyor. Peace.
Şuradan şey yapacağız bence. Fani göztaşı bulduk. O diyor ki yani göztaşını kullan, bu cana ihtiyacın olacak diyormuş gibi hissediyorum. Oyunun. Ya da fani göztaşını kullanacak bir saadet var mı onu merak ediyorum. Kaç fani göztaşımız var? 4. Birini kullanalım ama. 3 olsa yine kullanmazdım ama bir tane eksilsin. Bedenimize geri koşalım. Kaldı öyle çünkü yanlış kullanmak çok kötü oluyor. Ne vardı bunun yerinde? Ha 4 notu vardı. 4 notu nerede? Birazcık daha fazla ok alsaydım bu şu yaratığı öldürürdük ya. Sen daha fazla ok alacaktın ama tam gözünden vuralım. Ok ve iyi muhtemelen o yüzden bulduk ama. Oklarım yetmeyecek ya. Yanına götürebildiğim kadar götüreyim. Temizden daha fazla ok alırdım. Böyle öldürebileceğim. Okum kaldı mı? Taş fok, kutsal okum da varmış. İkinci vuruşumuzda kaç vurduğunu görmüyoruz. Hep ilk vuruşumuzda kaç vurduğunu görüyoruz. Her vuruşumda kaç vurduğunu görsem daha güzel olabilir. Yanını yarasına kadar indirdik. Böyle kutsal ok daha fazla vuruyordur. Böyle kutsal okları buradan alabiliyor muyuz? Alıp buraya koyabiliyor muyuz? Daha önce denemiştim olmamıştı ama. Mesela bir kutsal ok koyabiliyoruz galiba. Yani arbelet de kullanılan standart kutsal ok. Ama arbeletimiz yok işte. Var mı? Uzun yayımız var. Arbeletimiz yok ama. Tanrı tılsımı. Ne işe yarıyor bu? Bakalım ileride var. Ok, tüm oklarımız bitsin. Uzun okla atalım bence. Birleşik uzun yani. Ha, bu kılıcı kullanamayalmışız oku. Zor içeriklere sahip değiliz. O, kutsal ok. Güzelmiş. Teknete bundan da çok az var. Uzaktan kullanabileceğim başka bir şey kaldı mı? Şey ne şöyle? Tanrı tılsımı onu deneyelim. Hayır hayır hayır. Ot yedik ya. Nasıl kullanacağım ki tanrı tılsımı? Tılsımlar büyü yapmamızı sağlıyordu, şey gibiydi. Ahşap değnek gibi bizim... Tamam. Hadi bir tılsımımız oldu. Tılsım... Başka büyüğüm yok tılsımı kullanabileceğim o yüzden. Var da koymadım galiba. Tılsımımız yok değilse... Karıştırdım burayı biraz. Burada kısa yer vardı. Büyü yapabiliyor musun? Bu canını fullemeden bir kaldıralım en iyisi ya. Zaten kullanabileceğim bir şey yok gibi duruyor. Yiyebileceğim bir lotus var mı gitmeden bir güçlüysem? İksir. Kondisyon iksiri. İçebilirim. Bir dakika ya, ben buradan ilerlemiştim zaten. Nereden ki ha? Arkadan gideceğim. Boşu yedik kondisyon ikisini. Buraya iki kılıçlı kişiyi de merak ediyorum ama
Ölmek de istemiyorum. Ya dur, kondisyon iksiri içmişken bakayım bari buraya bir tekrar. Şurada. Ben gördüm de halleder atletmeye korkuyorum ya ben. Vurmayacağım. Kapıdan girip saldıracağız herhalde. Bir yerdeki mavi şeyi almaya çalışayım. Valla vurmuyor, sallayayım onu. Merhaba. Ben bir geleceğim yanına. Tehlikeli. Şehirli arkasına geçip vuracağız herhalde. Yerde bir daha var. Bir kılıç aldık. Şu yerdeki mavi şeyleri daha almak istiyorum ama. Ne oluyor? O nereden geldi ya? Bu yaratıklar mı atıyor onu? Evet, kondisyon iksiri basıp saldıracağım ya. Düşünecek bir şey yok. Varmış düşünecek bir şey. Aha, paramız da gitti. Paramız geri alıp geri almaya çalışalım. Paramızı geri aldıktan sonra da geri dönüp ok alalım. Yerde okla öldüreceğimiz çok belli de. Bir de okumuz olsa hiç sıkıntı kalmayacak. Enerjimiz de olsun. Sonra ilerlemeye başlayalım. Gelsin. Nasıl vurdu ya? Yani yanarken daha tehlikeli. Hadi vuruş kalıntılarını satıp bence alabilirdik. Ok ama. Ya tekrar bir daha gelecek olması lazım büyücüyü öldürmeden önce. Büyücüyü, okçuyu. İki tane de geliyor ya. İki tane de çektim dikkatini yanlışlıkla. Allah. Envanterinde büyüde kalmış. Öleceğim şimdi. Sen de daha azdılar. Kaçamadım. Neyse, next'a dönüp ok alalım. Sen o çift kılıçlı kişiyi de öldürmek istiyorum. Ne satacağımız ruhlar. Tamam, ruh kalıntısı. Ruh. Ruh kalıntısı neymiş ki, ben anlamadım, bir dakika. Yanlış bir şey kullandık galiba. Ruh kalıntısı ruh vermiyor mu? Tamam, bu yem atmak içinmiş ya. Yanlış anlamışım. Benim ruha ihtiyacım var. Ruh nereden bulacağım? Dövüşerek toplayayım o zaman. Burada. Burası değil. Burası mıydı? Ya. Ben birkaç kişi öldürüp Nexo geri dönüp ok alalım. Abi şu kılıç adamı öldürmeye çalışacağım, ilerleyip ilerleyip. Şu kılıç adamı öldükten sonra geri döneceğim, Nexo ve ok alacağım. Eğer öldürebilirsem. Bu rakipten de iki kişiyle uğraşılmıyor. Sağlam bir kılıç lazım. Ha, bizim de büyük gücümüz var. Sakin ol.
Ben bireysel dikkatlerini çekmek istiyorum bu için. Ayanda fark etmesinler beni. Sağ ol. Sıra diğerinde. Dönüp ok mu alsak acaba, tekrar yaparız sonra burayı. Takıldı orada ya. Ben bir ok alalım. Topladığımız parayı. Yukarıdakileri de öldüremeyeceğim okuma olmadığı için. Var olan oklarımı boşuna harcadım, o kötü oldu biraz. Hani yakın mesafeden öldürmenin bir yolu vardır illa o yarısı ama nasıl yapılacağını bilmek lazım. Buffy sabırın da arkasına geçip sonra işte her sabırın da arkasına falan geçip buluyoruz bu şekilde yine ama İttirebiliyor mu? İttiremiyor. Önce bir ekipmanları zorlayalım. Eşya satın al, ok. Normal ok. 90 tane. Bu ok yetmez ya. O yaratı öldürme için daha fazla ok ihtiyacımız var. Depomda hiç ok var mı? Saklıyorum. Var ama işimize yaramayan oklardan. Buraya zımbırın hangisi güçlü hangisi güçsüz anlayamıyorum ama neye göre bakıldığına. Sağlamlık 550 diyor, bundaki sağlamlık 450 diyor, bundaki sağlamlığa 250 diyor, ağırlık 1.9, 8.3, 10.5. Yani madeni zırh daha mı iyi zırhımızdan? Fiziksel 32, 32, 36, 32. Fizikselimiz daha iyi benziyor savunmada. Bilmiyorum, anlamıyorum. Zilleri çok. Bunu depolayayım, bunu depolayayım. Zaten tamamen dış görünüşe bakacağım. Zilleri anlamadığım için iyi mi kötü mü hangisi. Burada depomdaki yedek oplardan alayım azıcık. Aa, benim fırlatma bıçağım vardı bak, kullanmayı unuttum geçen sefer. O zaten yetmezdi. Fani gösterişli kullandığımız kötü oldu. Onun dışında yeni bir kılıç açtık. Sağlamlık 142. Ama 140. Ona da bakarız. Şövalye kalkanı bizim kalkanımızdan daha iyi. Hadi bakalım. Ve şövalye kalkanı taşıyabiliyor muyuz? O da önemli. Taşıyabiliyoruz. Ben zırhımızla uyumlu diye aldım. Daha iyi mi bilmiyorum. 78, 70. 33 ruh seviyesi. 33, 14, 7019. Canlılık 18, 15. Yani şövalye kalkanlık aslında. Diğeri de envanterimizde bulunsun ama bence. Yine açtığımız kılıca bakalım. En iyi yeni açtığımız kılıcın adı kılıçmış adı. Yani açtığımız kılıcın adı. Yok. 90-88. En iyisi melek kılıç. 133 vurmasıyla. Ejderi uzun kılıç da aslında iyi gibi ama melek kılıçtan daha iyi değil. Peki bu kılıcı alınca kalkındıktan kılıcı bir aynı anda tutabiliyor mu? Tutabiliyor. Ya bu kılıç mı oynasak diye düşünüyorum. Buradan kalkan kullanabilmiş oluruz. Bilmiyorum. Bu kılıcı kullanmalı mıyız? Güzel, melek kılıçımız kalmalı. Melek kılıç kalsın şimdilik. Hızlılara tekrar bakacağım depomdaki
Modelcidir daha iyi galiba. Fizikli daha küçük. Kesme savunması ve delme savunması daha düşük. Bunun kesme savunması ve delme savunması daha mı yüksek ya daha yüksek. Hemen hemen aynı yere geliyor herhalde. Bu daha güçlü duruyor bu kalsın o zaman. Mesela bunun 550 sağlamlık. Bunun kaç? 250. Ben bu Eldiven'i kesin bırakalım bizdeki. Eldiven kötü buradaki çoğu şeyden. Madenci kolları daha güçlü gibi dedim. Eşyamızdansa. Ben maden çizmeleri de bizim pantolonumuzdan daha iyi benziyor. Biraz zırhda da madenci zırhını alsak bizim gibi kalsın diye düşünüyorum ama. Bizim zırhımız kalsın. You have a heart of gold. Zırhlarımızı takalım. Diğerlerini tamamlayacaklar. Envanter hep geri kaldırayım. Tek zırhı daha hata yapıyor olabilirim bir ihtimal. Mavi gözlü şövalye kurunduzuyla maden zırhı ama diğer zırhın da işte kesme, delme ve fiziksel rakamları daha düşük. O yüzden böyle daha iyi. Ne yapacaktık? Ha, ok topluyorduk. Düşman öldürerek. Bana yanlış kılıcık tutuyorum ya. Melez kılıç, melez kılıç bu. Tamam bu kılıçla 3 kere de öldürmemiz gerekti melez kılıçla. Ejderi uzun kılıçla düşmanı kaç kere öldüreceğiz? Ya 3 kere öldüreceğiz ya da 4 kere öldüreceğiz vurarak. Eğer bunda da 3 kere vurmamız yetiyorsa bu kılıcı kullanmaya başlayalım. Çok fazla vurduk ama bu kılıç yakıyor galiba anladığım kadarıyla. Tekrar denerim şimdi. Bir, iki, üç, dört kere de öldürüyoruz ama kılıcımız düşmanları yakıyor öyle bir iyiliği var. Tabii biz artık bu kılıçla lan melez kılıcı değiştirerek oynarız. Kılıcı güçlendirirsek melez kılıçla eşit bayağı güçlü olacak çünkü. Yaktığı için bir yandan da. De hem bu kılıçı kullanırken hem de kalkan taşıyabiliyoruz da güzel oluyor. Ben kalkan kullanmayı unuttum bayağıdır. Kalkanla kılıcı bir an taşı tut, ayağına tutmadığım için. Bu arada enerjimizi daha az yiyor. Melis kılıçtan. O da iyiymiş. Tamam artık bu kılıçla oynayalım ya. Melis kılıcı komple bırakıyorum. Bu kılıcı güçlendirmesi gerekirse. Her ilk kalkanı kullanmak istiyorum. Ben kalkanı özlemişim. Ölmedi ya. Öldü sanmış. Yani bunları okla öldüreceğiz mecbur. Ok harcamak istemesem de. Ok yerleştirmemişiz galiba. Böyle tılsım büyükse yerleştirelim envanterimize bir tane. Ya buraya kadar oynayalım ya. Daha ilerisine gitmem. Samurayı öldürmek istiyordum da başka zaman yaparız. Önce bir tane tılsım büyüsü de edinelim. Biraz zırhımız güçlendirmemiz iyi oldu gibi sanki. Bilmiyorum.
Olmuştur abi. Sızırı değiştirmemiz, güçlendirmemiz. Demeyeyim de. Tılsım gerektiren büyülere bakalım. Artık tılsımımız olduğu için kullanabiliriz. Zaten daha önce almıştım ama kullanamamıştım. Tılsımım olmadığı için şimdi kullanabilirim. Bende neler varmış? Oyuncu olarak. Ha, saklanma büyüsü var. Saklanma olayı güzel değil ya. Şifa. Şifa büyüsü olabilir. Yakın demiştim. Aslında bu bayağı iyi. Kaçmak için birebir istediğin noktaya geldikten sonra. Tamam, tek bu büyümüz bu olduğu için bunu koydum. Şimdi... Bir dakika, büyü deneyeceğiz abi. Her kullanacağım zaman büyü deneyene tanrı tılsımı koymam gerekiyor değil mi? Evet, deneyelim. Evet. Şey, değiştirmek sıkıcı olacak. Ahşap değnekle tanrı tılsımı. Onun içinde bir problem yok gibi. Lan tekrardan ha, ok almayı unuttum. I can forge weapons for you. Ok. Kaç okum olduğunu duracağım. Şu an 171 okum varmış. Sınırı ne kadar bilmiyorum ama eğer 500 tane ok alabiliyorsak 500'e ulaştığımda başlayacağım boss'a saldırmaya. 500'den daha aşağıda bir rakamda sınırı varsa işte sınırına kadar gideceğim. Bunu da yakması hoşuma gitti. Görsel açıdan zevkli oluyor. Hadi gel bakalım. Hadi bir tık daha yükselsek çok daha kolay öldürürüz. Bakitleri de... Ama niye olmadı? Büyüyü değiştirmem gerekiyor. Şimdi tılsımla gizlenme büyüsü yani buradan ilerleyebilir miyim? Merak etmiyor değilim. Deneyeyim. Bakayım. Ya bu tarz hızlı koşarsan fark edecektir. O yüzden önce yürüyerek deneyeceğim, deneyeyim diyecektim ama olmadı. Ha, gizleme büyüleri bir işe yaramıyor ya. Fark ediyorlar. Yürüyerek ilerledim yine fark ettiler. Kaldıralım tılsımı. Daha iyi bir tılsım gerektiren bir büyü aldığımıza bakarız. Okçular da fark edecek mi edecek mi diye merak ettim ama. Ha, buradan sola doğru şöyle hafif eğildik mi oklar bize vurmuyor. Dur. Şimdi niye vurdu? Kendimi sol doğru bükmüştüm hafif. Bükmemişim. Evet, tekrar gidelim oraya. O boss'u öldürünce tekrardan... Yani o boss... Mini boss mu? İlk boss mu onu anlayamadım. Umarım ilk boss'tur. Mini boss kadar küçük olmaz diye düşünüyorum. Zaten yakıyorum seni, atışa atlamana gerek yok. Of, uzaktan mesafeye karşı, uzaktan mesafeyle karşımıza. Heh, tek tek çekelim bunları. Daha demin sıkıntı yarattılar.
Hep kalkandan yapacağım ya. Kalkanla ilk darbeyi seyretmek en iyisi oluyor. Bir de sonra yavaşlıyorlar galiba. Kalkanla ilk darbeyi engelledikten sonra enerjim bitmiş ya. Dolmasını beklemeyi unuttum. Bir önceki geldiğim vakit. Açısı oradan izin veriyor muymuş diyecektim, veriyormuş tabii. Ben buradan vuramıyorlar gibi gözüküyor benim. Ölmedi hala. Öldürdük. Diğerini de öldürelim. Tamam, tekrar bana gerçekteki vakit vermeyeceğim onu. Hadi ben öldüm. Paramı alayım. Yine ilerlemeyi denemek istiyorum ama deneyeceğim. Güzel bir şey olmadı. Tamam, hafif şöyle büküldük mü? Öldüğümüz değil de yan yaptık mı kendimizi gidebiliyoruz. İki kılıçlı rakibi de öldürmek istedim de. Zor gibi duruyor onu. Savaşım. Ama ben niye ilerliyorum? Geri dönüp ok alayım en iyisi. Boss'u öldürmek için. Yeterli ok toplayalım. Aman yanlışlıkla iki kılıçya doğru ilerlesin. Neyse hazır buraya kadar gelirken şansımı deneyeceğim ya. Rocky'de karşı. En kötü ölürüz burada bir yerden. Çok güçlü ya, iki kılıç falan. Tekte öldürüyor bizi. Kalkan da bir etki etmedi, niye bilmiyorum. Biz paramızı tekrar geri almaya gidelim. Sonra bu sefer ona saldırmak yerine ok alır. Kılıçtan bir tanesini öldürmek çok uzun sürüyor biraz. Kötü oldu. Tüm rakipleri kalkan koyarak başlayacağım ya. Daha garanti oluyor her şey. Enerjim bitti. Kalkan koyunca da enerji harcıyor tabi. Tamam, kafama göre kalkan koyup koymamaya karar verdim. Kalkan koyunca ne kadar enerji yiyor mesela? Bak göremedim. Oksu dikkatimi dağıttı. Daha da öldürememişiz zaten. Hayır, öldüremedik. Tabi şimdi göreceğim kalkan koyduğumda ne kadar enerji harcadığını. O tüm enerjimiz bitiyor. Eğer ciddiye vurursa biz kalkan koyduğumuzda. Tam aşırı kalkan koyma meraklısı olmamak lazımmış. Saniye gösterişini kullandığımız kötü oldu. O da boss'u öldürebilirim sanmıştım, o yüzden kullandım. Diğeri niye gelmiyor? Ha, oynatıyor burada. O da bir şey çıktı ondan gördüm ama şunun ikisini öldürdükten sonra alacağım. Hadi bunları atamaz ya bana buradan. Güzel bir açı bulmuşum kendime. Okum da bunlarla harcamak istemiyorum. Bunu boşa kalmayayım. Ama yapacak bir şey yok. Tekrar o iki kılıçın yanına gitmem gerekiyorsa sıkıntı olacak. Öldüğüm eşyaları almak için. Bir ölmek istemiyorum, burada o da var.
Hem bir tılsımdan gizlenme bir şey yapayım, ne olur ne olmaz. Tılsımı kaldır. Değene kaldı, tamam. Kaybettiğim parayı alıp geri kaçacağım. Tamam, şimdi ok alabiliriz. Güçlendirebiliyorsak kılıcı da güçlendirmek istiyorum. Buradan geldin değil mi ya? Oh, tamam. Sonra yanlış yerlere gidip ölmek istemiyorum, daha önce gitmediğim. Buradan gelmedim ben. Yo, buradan geldim. Umarım buradan gelmişizdir, tamam. Ben bunun üstündeki şeyi almış mıyım? Üstünde bir şey düşmüştü, almışım. Arkada bırakmışım bir tane nakip öldürüp almadık bir şey üstünde. Ruh kılı. Ruh kılısını attığımda ona doğru gelecekler galiba. İlgisler ama nasıl kullanabileceğim hakkında bir fikrim yok, o yüzden kullanmıyorum. Şimdi de yedekte biriktireyim. Boss'u öldürdüğümüzde her sene tekrar doğacaksa da sıkıntı olur baya. Ya, ilk yapmak istediğim bir şey var. Önce kılıcı yükseltebiliyor muyum diye bakmak istiyorum. Neydi kılıcın adı? Ne gözükmüyor burada? Dediği uzun kılıçmış. Niye açılmadı? Ekipmanlarımızı alalım. Ejderi uzun kılıç. Niye çıkmıyor ya? Kötü oldu. Bu kullanmadıklarını kaldıracağım. Bir de boya. Kullanmadığım kılıçlar var. Neyse, kılıç ne olur ne olmaz kalsın. Ejderi uzun kılıç yükseltmiyoruz. Hadi bari diğer madenciye mi gitmek lazım? Kılıcı yükseltmek. Diğer madenciye gidelim. Madenciler evrenindeki. Bir de büyülere bakmak istiyorum. 5600'ü alabileceğim iyi bir tılsım büyüsü var mı diye. Şifa var ama... Bilmiyorum. Şifa... Almayalım bir şey. Yani belki uzun kılıcımızı... Deniz ocaklarında iki tane madenci var. O ikisinden birini de yükseltebiliyoruz. Odur. Biri eşya satıyordu, diğeri yükseltme yapıyordu ama. O eşya satıyor olması lazım. Ya yani diğeri de yükseltme yapıyor olması lazım. Aşağıda bir şey olması lazım. Ne ikinci boss'u nasıl öldüremedik ya? Ha tamam, hatırlıyorum. Lavlı yerden ilerleyememiştik. Burada ejder uzun kılıcı geliştirebiliyormuşuz. Ejder kılıç parçası. Geliştirdim bir tane. Tekrar geliştirebiliyor muyum? Yok. Ejder kılıcı karşılam yetmiyor. Daha geliştirmek ister. Bu kadar iyi görmüş olur. Tekrar aşağı inecek yani en başta. Arada atlayabilir miyim acaba? Hayır, denemeyelim. Bu ejder kış parçası satıyor mu? Satmıyor. Depomda varsa ejder kış parçası girmeyi kılıcı yükseltirim ama. Yoksa ok alacağım. Tüm param.
Ejder taşı parçası bakalım. Burada var mı ejder taşı parçası? İki tane varmış. Ama altı tane istiyordu. Bizde de üç tane mi var? Yok, bir tane var. Yetmiyor galiba. Kaç tane istediğini hatırlamıyorum. Ejder taşı parçası var da. Bunu alayım belki tekrar. Karşılaşırız bir yerde yükseltebileceğimiz biriyle. Bunları da alalım ya. Herhangi bir tanesine sınırına ulaşmadıysa. You have a heart of gold. Ya tüm param bok alıyor o zaman. I can forge weapons. Ok. 132 tane aldım. You come back alive. 375 okumuz oldu. Az daha para biriktir, bok alalım. Bakalım artık tek daha iyi mi vuracak kılıcımız. 3 vuruşta öldürdük artık. 4. vurmamız gerekiyordu, iyi olmuş. Yükselttiniz. Okçudan ok yemeyelim. Nereye eşya taşıma kapasitesini aşacak? Depoya göndere nasıl yapacağım? O taşları aldığımız için şu an bu eşyayı alamıyoruz ya galiba. O taş yerin hepsini depoya geri kaldıracağım. Anlaşıldı. Taş yeri aldığımız için şimdi ağırlığımız fazla geliyor. Ya bu daha taze, daha önce de yaptım ve öldüm sonra. Ve paramızı geri alırız şimdi. Next'e dönüp taş yeri depoya geri döndürebilir miyim? Eşya alabilirim. Bir şey olmaz demiştim, biliyordum ağırlık yaptık yani ama. Tamam, şu bu parçalar lazım bana, bunları göndermiyorum. İyi, ejderha taş parçası, ejderha taş parçası. Bunların yeni bir şey bahsediyor mu bu arada? Birkaç evrene gidip geldik ya. Demiyor. Bu güçlendirmeleri biz yaptığımız kız da bayağı pahalı artık, o yüzden yapamıyor. Üç vuruşlar dememiz de güzel. İngilizce. Bu gibi bir şey. Yeni bir şey daha kolay öldürüyorum. Burada bir bir yanıma çekmek istiyorum. Tam aynı ikinci yamak ekibim de envanterimi yanlışlıkla büyüde bırakınca kötü oluyor. Sonuç. Fani taşı kullandığımız kötü oldu. Evet, kötü olan.
Tamam, gidip okuyalım orayı. Bunları ok harcamayalım. Bizim mi kovuldu ya? O ses nereden geldi? Nexo dönüp ok alalım tekrar. Bir dakika. Tamam. Ekipman ne? Her gittiğimizde bu kadar paslandırıyor muyuz? Ekipman çok çabuk paslandırıyor. Ok. 53 tane daha aldım. Kaç oldu total okumuz? 528. Ha, artık boss'u öldürmeye gideceğiz. Sefer 500 ok yeter o boss'u öldürmek için herhalde yukarıya çıksak. Birazcık kunayımız da olması lazım. Ninja'ların kullandığı. Taşı var ki. Neyse ki buradan ilerlemeden önce bir şey yapmak istiyorum, sonra devam edeceğim oynamaya. Az kalsın ölüyorduk ha. Ben vurmaz diye düşünmüştüm o kadar. Geri dört notu alsaydık stoktan alıp. Öyle yapıp geri dönelim ya. Dört notu alalım geri dönüp. Emanetimde. Böyle o. Yememiz gerekecek bitecek falan. Tam boss'u öldürdük. Bir sonraki kemer taşına gideceğiz. Ama esnada 30 buz yetmeyecek, öleceğiz falan. Gerek yok. Risk almaya. Hazır gelmişken zırhını sağlayıp tekrar ok alalım parayla. You come back alive. I need your business. Hı, ot olacak. Ben 4 notumuz çok fazla, bitmeyecek kadar. Bosu öldürebilmek istiyorum. Normal dönüklere daha az kullanmak isterim. Bir takla. Abi gereken zamanda. Kalkan kullanma yokmuşum ya, bayağı bir kullanmıyorum. Ya şimdi çok da gerek yok. Bunları buradan okla öldürüyorduk. Vuramıyorlardı galiba. Diğer ikisi vuramayız. Ama da rahat vermezsek vuramaz. Bu da bu mesafeden vuramıyor. Bu açıdan.
Mutlak olarak mı? Abi en çok sıkıntı yaşadığım yer burada tuzaklara ulaşmak ve samuray. Samuraya falan saldırmayacağım ama yani tuzaklar da kötü oluyor. Burada bir tane daha bize saldıracak biri olması lazım. Burada. Ok yiyelim. Şimdi oklan bunları da öldürdüm. Bir kişiymiş lan. Tamam, rahat vermeyeceğim. Bana biraz çekecek. Tamam, aşağıda bir şey yok. Oraya daha önce baktık. Ne kadar da yaklaşırsam o kadar daha fazla hasar veriyorum galiba. O yüzden daha fazla yaklaşmak istiyorum. Yine yatış burası gibi. 28 buraya. Bence 30 vurmuştum ya sanki okla hangi mesafeden vurduysam. 30-60 vuruyordum galiba. 30-60 şeydi ya. Kutsal oktu. Böyle öldürelim beni. Okum yetmezse ilişki yeter. Üzülürüm. Yeter yeter. Geldiği yerde daha çok var. Korkak oynuyorum ama bu öldürmeden başka. İleride öldürürüz yakın mesafede. Eğer gerek mini bir boss'a. Gerçekten boss'a bir daha görmeyiz. Tamam. Bana bunu hiç büyülen saldırmayı denemeyiz. Büyülen saldıracak kadar yaklaşmadım. Yani yaklaştık da o da muhtemelen de kılıç da almadık. Bırak. Yine huzur yoluna kalıştıracağım. Aslında bu mesafeden niye yanımıza gelmiyor bilmiyorum. Bazen büyük de geçemiyor galiba oyunun ayrıntılarından. Ayrıntı dediğim işte eşya ve grafik. Ayakkayaları falan takılıyor diye. Daha ileriye gitme özelliği koymamışlar. Biraz güçsüzsün sanki. Uzaktan söylemem de biraz aşağılayıcı olmuş. Tekrar tekrar öldürmem gerekiyorsa sıkıntı olacak bayağı. Hadi bunun içinden bir 5-6 tane fani göz çıksa güzel olabilir. Sıkrasını kaç bro aldık bu arada? Öldürmek için 4000 para harcadım ve 958 tane bro alabildim. Üzücüymüş. Tuzaklar vardı. Açık havadan gidelim. Hazır öldürmüşken. Boss. Bu tuzakları yakalanıp ölmeyelim. Boss'u tekrar öldürmek falan gerekir sonrasında. Darin alamadığım eşyalar vardı, onları almaya çalış. Bana mavi bir şey atanlar nerede? Mavi ok gibi bir şey atıyorlar. Birileri. Bir tane. Gri iblis ruhu ne? Ya bu yaratıklar atıyormuş ya. Bu yaratıkları öldürebiliyor musun?
O canları bayağı azmış ya gözüktüğünden. Bir tane daha önce öldürmüş. Ne oldu? Vurulmamış mı? Anlamadım ne olduğunu. Geri gelecek mi? Tavir ettiremedik. Öldürdük. Bunlar bile iki tane öldürünce boss'tan daha fazla veriyormuş. Burada bir sis var. Oraya gideceğiz birazdan. Başka var mı uçan yaratıklardan öldürelim? Yok galiba. Uchi Katana. Katana bir yaratıcının başka çıkmışıydı. Şu an yaratıklardan bir tane daha var burada. Onu da öldürelim. Sağa gidip tekrar sola kaçtığım için aynı mesafeye girdim tabii. Bu aşağıya mı girsek öncesinde de? Tekrar samuray gibi bir rakipten karşılaşıp ölmek de istemem. Girdim içeriye bakayım. Burada bir yol var. Doğru sonunda iblis varsa kötü olacak. Üçlü sen. Tuzak var. Çok geç oldu. Bize girmeseydim ve sen devam etseydim. Neyse. Boss'u tekrar öldürmek gerekiyor onu merak ediyorum. Şimdi ilerleyince daha demin öldürdüğümüz büyük olur. Direkt burada öleceğiz yani herhalde. Ölünce formumu hissediyorum. Fakat oynama hevesim düşüyor. İleride hevesim. Bir de burayı bayağı bir oynadık, o yüzden sıkış bir yer almaya başladı. Oyun sadece bu kısmı oynayıp oynayıp duruyor. Enerjimiz dolsun. Ne oldu? Gelin de öldürürüm. Yeni açtığım kılıç nasıl bu? Uchigana. Ejderha, ejderi uzun kılıçtan bile daha güçsüz. Uchigatana. Bir de ağır yine. Melez kılıç gibi, o yüzden alışmak istemiyorum. Neyse ki bitmeyecek bir okum var artık. Muhtemelen o Uchigatana'yı samuray gibi olan rakipten dövüşmek için verdi o. O da samuray gibi bir şey zaten, iblisler. Boss tekrardan yok galiba, evet. Böyle rahat rahat ilerleyebileceğiz. İyi olmuş. Çünkü boss tekrar olsaydı kötü olur. Sonumuz. Öldüğüm yerdeki paraları alayım. Aman aman. Ben de neyse tekrar geri dönüp bu parayı harcayıp tekrar oynamaya devam et. Bu kadar para kolay bulunmuyor bu devirde.
kılıcı daha çok güçlendirmek istiyorum. Güçlendirebiliyorum diye tekrardan madenciye gideceğim. Güçlendiremiyorsam can yenileme büyüsünü alacağım kendim. Yani can yenileme büyüsünü almam. Kendimi güçlendirebiliyorsam bir tık kendimi güçlendiririm. Madenci evrenine gidelim. Bu ejder parçası satmıyordu diye hatırlıyorum. Bu ejder parçası satmıyordu. Aşağı gidiyoruz. Tabii ki öleceğim sanırım. Ekipmanlarımız alalım. Biliyorsun kılıç giriştiriliyoruz ya. Ejder kılıç parçası eksik. İbrikçilerin bir aleminde tüm taşları satan birisi vardı da oraya gitmek kolay değildi ve hangi dünyada olduğunu hatırlamıyorum. İlk dünyadaydı ya da bu evrendeydi. Yani birinci bölge ya da ikinci bölgeydi. Bu madenciler ya da ilklerin adına mı gitti? Monetaryan kapıları mı? Tanrı yolu mu? Hepsinin ileride olduğu yer. Burası taş diş finalli. Buranın adı neymiş? Bolsarya Sarayı. İkisinden birindeyim. Ulan kendimizi güçlendirelim bir tık. Güçlendirebiliyorsak. Güçlendirebiliyoruz. 2019 ruh istiyor. Bu çok pahalı olmaya başladı ya. Parayı ne yapacağız bu kadar sarı? Bir yerde harcamak lazım. İki gatanaya bakmak istedim. Evlerini sürdürdüm. Gerek yok. Tek kelen bile düşünce ağır geliyor. Hızlı koşuma özelliğimi yitiriyorum. Hemen hemen. Yitirmiyormuş ama yine de ağır geliyor. Sarı ünlem çıkıyor. Bu yanımızda bile taşımayalım bence. Uçu gatanayı. Depoya koyalım. Hayır, depoya böyle de koyabiliyorduk galiba. İlla depoya dememize gerek yok. Yok, bir dakika. Depoya dönelim. Gidelim bir deniz. Nasıl yaptığımızı hatırlamıyorum. Depoya gitmeden bir şey depoya atabiliyorduk bir şekilde. Depolayalım. Ejderle başlayan bir taş ismi var mı? Yok. Depolayalım aynı şekilde. O zaman 7019 yapmak için yanlış yere gittik. Buz kastığımız bir yer vardı, oraya gidelim. Oradan devam ederiz. İç bölüm olmak lazım. 7019 ruh yapalım hemen. 6019 biriktirmişken bir düşmanları öldürerek sonra o sisin içine atılırız. 6017 ruhu kaybetmek istemem. Oraya hiç büyük vuruş yapmadık. Nasıl fark ettirdim ya kendim? Daha hızlı yerlemem gerekiyor herhalde. Hayır. Dört vuruşta öldürüyor. Tam hızlı koşmadan bir sıkıntı yoktu galiba. O yüzden fark ettirdik kendimi.
Ve hırsız yüzüğünü bıraktığımız için böyle oldu. Hırsız yüzüğünü bıraktığımız için böyle oldu herhalde. Yani hırsız yüzüğü tarzı bir şeyimiz vardı. Hırsız yüzüğünü geri koyalım. Hala envanterimiz de yok. Araya direncik koymuştuk. Hırsız yüzüğü tarzı bir şey vardı. Tabi diğerine de hırsız yüzüğünü koyalım, iyice fark edilmez oğlum. Tamam, hırsız yüzüğü sağlıyordu herhalde. Fark edilmememiz. Çünkü onlar fark etmedi, arkalarından gelebiliyordum ben daha önce. Hala 7 ayı olduk herhalde, 7.19, o yüzden şimdi anlarız yüzüğün etkisinden miymiş ya, fark edilmememiz. Çünkü ben yüzükle yoksa işe yaradığını farkında değilim. Hızlı koş falan deneyeceğim bunun arkasından gelmeyi. İyi mi, sakin git lan bana. Ya hızlı koştuğum işin oluyor herhalde. Diğerinde tekrar denemem. İyice en yavaş hızla koşmaya çalışıyorum. Fark edince ot yemek mecburiyetinde kalırım tekrar. İyice yavaş yürüyeyim. Sen fark etmiyordu bunlar benim. Şimdi ne değişti? Bundan daha hızlı yürüyordum bence eskiden. Ben büyük vurmayı deneyeceğim. Bu şey büyük vurmadım. Esiyor düşmanım. Sen niye fark edilmiyorduk peki bunlara karşı? Kaybetmek gibi bir niyetim yok yalnız benim. O parayı. Üzerimiz pantolonumuz falan mı acaba, daha ses yapıyoruz da. Olay bayağı iyiymiş ya. Böyle öldürebilir. Bana bir yıklayıp mı vurdu kızı koştuğumuz için. Veya belki eski bir zırhımızın fark edilme veya pantolonumuzun, ayakkabımızın mı? Gerçi ayakkabı değiştiremiyoruz da. Eski pantolonumuzun belki fark edilmeme olasılığı daha yüksektir. Bilemeyeceğim. Ben kendimi yükseltmeyeyim. Ya canı ya da büyük gücünü yükseltmeyi planlıyorum. Yani bakarız oraya gittiğimizde ama. Tam hemen yanınızdaymış. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost. Beni ilk için derse yükseltebilirim. Let's strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Büyü yükselttim. Ama çevikliğimi yükselttim. Çevikli yükselttim ya. Ne işe yarıyordu? Tamam. Fiziksel savunma. Çevikli yükseltmemiştik galiba daha. Art thou finished?
yükseltmeyeceğim de daha farklı oluyor ikincilerde kıyas. Ha, şimdi o sesin içine gidebiliriz. Çevikliğin ne kadar işe yarayıp yaramadığını anlayamayacağım ama hasar yediğimizde belki belli olur. Arkamı dönme olayından vazgeçtim ben. Bunlara karşı. Arkayı dönmenin hiç faydası olmuyor çünkü. Burada büyük bir cümle daha korkuyoruz. Bunların dörnotunu yiyemedik, şimdi dörnotumuz fulldu. Evet. Yani onları öldürdüğümüz için mi fulldu? İki tane anamız olacak, niye kadar beklediler? Niye kadar beklediler çünkü gizlilik... Hırsız cücü koyduğumuz için bizi oklar beklediler. Hırsız cücü bayağı işe yarıyormuş. Muazzam kuvvetli işe yarıyordu diye düşünüyorum. Diğer yüzüklere de bakmak lazım bir detay. Bence çok işe yaramıyor diye sanırım oyunda yüzükler. Boştan kesin bizi vurar ya. Burası iyi. Sıra bir yerinde. Böyle kafasının yanından geçiyormuş gibi gözüküyor. Bazılarında ama vuruyor. O yüzden ben de vurmayı kesmedim. Ha, şimdi sisin içinden girmek kaldı galiba. Sonra yeni yerlerde açılacağız. Aşağıya bakmadık ama bakmayalım da. İlla gel beni öldür diyoruz. Nerede o yarın? Bence de kaçtığını iyi eder. Deyip ben kaçıyorum onu. O yıkılıştan çıkmadığı sürece sıkıntı yok düşman olarak genel olarak. Şimdi ne yapmayayım? Ve iki kişi var aynı anda. İkisini de aynı anda halledemeyiz. Oklan çekeyim bir tanesini dikelim sonra bireysel öldürürüm diyecek. İşe de yaradı bir bakım ama. Bu havadan hasar yedik. Bu oyunda merdiven çıkma varmış ben. Geçen gün öğrendim bunu. Ben biri okçuymuş ya. Hızlı koşup galiba vurmaya bastığımızda şey oluyor. Nasıl hızlı koştuğumu unuttum ya. Tamam. Ha tamam. Hızlı koşup R1'e bastığımda galiba yani küçük vurmaya bastığımda galiba zıplayarak vuruyor. Yok zıplayarak vurmuyormuş. Bana öyle gelmiş. Kutsal ok. Ok bol bol işimize yarayacak galiba. Tuzak var yine. Onu oraya bilerek koymuşlar, kıpır diyemeyelim diye. Oraya geldiğinizde ortadan kaçmak için. Dolandırıldım resmen. Bize saldırmayı aklımdan bile geçirdim. Thank you.
bakıyorum. Bu hırsız yüzü bayağı işe yarıyor. Sen bayağı erken fark etmişlerdi. Güzel oksa öldürelim. Şimdi artık orada tuzak olduğunu biliyoruz. Zaten oraya gitmemize gerek kalmadı artık. Almak istediğimizi aldığımız için. Aynı taraf tersinden bakabilir. Bu arada tekrar ok gerekecek galiba boss'a karşı. Önümüzde şöyle bir kusav ok verip duruyor. Ne kadar ok satın alalım diye. Ha, öldüğümüz parayı alıp kaçsak mı? Kendimizi yükseltmek. Önce oklan bir tanesinin dikkatini çekiyorduk bunun. Sonra diğeri bize ok atmazken bunu öldürüyorduk. Ben para toplamakta genelde zorlanıyoruz, o yüzden ilerlemek istemiyorum daha. Daha almadığımız şey var mı tekrar? Tuzağa yakalanmıyor. Yok galiba. Bunlardan birini öldürelim. Bunlar da iyi para verir. Bak bulamıyorum galiba. Tamam, ben kendimi yükseltmek için tekrardan kaçacağım. Para biriktirmenin zor olduğu bir devirde yaşıyoruz. Ama zor değil de ben öldüğüm için belli bir para birikmiyor. Oynar. Bir kere daha yaparız buralar. Gel. Bir şey almayayım şu bakalım. Bu kanıtlarını ruha dönüştürürsek güzel olurdu. Orada oyunu online oynayamıyorum çünkü PlayStation Plus'ım yok. Belki ilerleyen zamanlarda oyunu online oynarız. O rahibe gibi o kadın nerede? Ha, burada oturuyor karşıda. Yanlışlıkla vurdum. Arkadaşız, arkadaşız. Bulduğumun bile farkında değilim. 7407 yapmama gerekiyor. Bu adam nereye gitti? Oraya gitmiş. Tutabileceğim bir şey var. Toplamıştım sanki bir meşhur savaşçı ruhu. Bir tane toplamışım. Gri bir su. Bunu satmayalım şimdi. Ya satıp ok mu alalım onu? Tamam, tüm paramı satıp tüm paramı göreyim. Ruhları satıyor. Nerede bir değil iki yükseltme yapacağım. Ser büyü yükseltin. Ya çevikliği yükseltin. Ne kadar ömür kaldı? 5606. Bu adamla özür dileme konuşması yapalım. Bir kaplı seviyor galiba. But perhaps our age was... Öyle bir NPC'yi öldürmek kötü olarak gelmiş. Ben yine ok alacağım. Aşağılarını onarayım. Şu
Maksimum 600, 2 ok mu alabiliyormuşuz? Bence 600'dür da ben kapasiteyi açmışımdır. 2 ok her şeyim burada da. Kapasiteyim çünkü bir tane 600'dür. 2 değil o yüzden. 1300 param kaldı. Bunu da sadece ödeyelim. Bakayım, sadece ödeyeceğim. Soğuktan satın aldım. Soğuktan bir bir mi satın alabiliyoruz? Şimdi ölmek için risk alacağımız için. Ölmeyi alacağım için tüm paramı harcamak istiyorum. You come back alive. Tamam ya, okları bu kadar fazla almıyorum. Kapasitemi aşıyor. Bana seninle oku bulacağız, seninle oku alamayacağız. Kapasitemi aşıyor falan diyecek. Kısa okmuş, tanrı oku değilmiş. Tamam, kısa okların çoğunlukluğuna mı yok? Kısa okların sadece evet, çok fazla oldu. 24 tane gene aldım. Buna 100 tane depolayalım. Ben 50 tane de kalıyorum. Şimdi bir tane de kaldı. Ulan devam edelim. Ya o merdivenden çıkarız ya da diğer kattan ilerleriz. Lütfen merdivenden çıkarız. Çünkü dar yerlere dövüşmek hoşuma gitmiyor. Tuzaklar falan oluyor. Dövüşürken sıkışıyorum. Niye kadar can kaybettim? Daha iyi yapıyordum bir önceki. Yok yiyebilir lan. Örneğin kolay, kolay para kasılıyor ya. Hemen geri dönmemize gerek yok. İki bir para oldu diyor. Muhtemelen burası daha iyi o. İç kapı diye bir yer vardı, bonserre kapılarının orada 900 mini alıyorduk her nakitler ödediğimiz. Oradan daha çok kazandırıyor gibi duruyor bu yol. Yerini de öldürelim. Niye 139 okum varmış gibi gözüküyor? Niye böyle? Yanlış sayıda ok depolamışım herhalde. Acaba 550 alayım demek yerine 550 ok depoladım herhalde. Neyse böyle ilerleyelim. Önemli değil de. Diyeceğim ama ne olup olmadığını göreceğiz nerede. O kadar almam. Önce bir tanesinin dikkatini çekiyorduk. Sonra onunla savaşıyorduk önce. Ölmediğini ikimiz de biliyoruz. Bunlarla savaşalım. Ha, bunları savaşmadık galiba.
Ve bu kapı buraya gidiyormuş, bir de merdiven var işte. Ben burası ola sanıyorum. Bunları savaşmadım diye düşünüyorum. Diye benziyor. İki kılıcı falan var. Hadi yukarıya çıkalım, hadi. Ben çıkıyormuş. Yukarıya çıkmak sıkıntılıymış bu. Daha hızlı çıkar sanıyorum. Yukarıdan öldürelim bunu. Aha. Vuramıyorsun galiba. Büyük gücümü böyle bitirmek istemiyorum. Ya da karşı tarafa geçelim. Bu da yukarıya çıkabiliyor mu benim gibi? Merdiven. Okla halledi. Korkarım merdiven yukarıya çıkacak benim gibi. Çıkabiliyor mu çıkamıyor mu hala anlamadım. Çıkamıyor, altta bekliyor. Onu nasıl buraya getirip sonra burada dövüşebilirim. Buradayken vuramıyor muyum? Nerede? Ha, burada. Geri dönüyordun ne güzel. Abi geri dönmesini bekleyelim. Sonra geri döndüğünde öldürürüz. Geri dönmüyor ya. Ne yaptığı belli değil. Büyü isabet etmiyor. Öyle de oklan belki. Yakalır. Merdivene takılıyor ya. Aşağı inmeye yana çok korkuyorum. Bilmiyorum. Bu ben yukarıdan öldürebileceğim başka bir şey var mı? Birbirinden ayrı olan bak anlamadım. Ben bunu ruh kalıntısı yani çekeceğim herhalde. Nereye kullansam gelir? Buraya kullansam mesela buraya mı gelecek? Mantıklı ama. Kondisyon 2 yerine ruh kalıntısı olalım. Ben buraya kareyle basınca buraya gelecek olması lazım. Bunu nasıl yedim ya? Hala aşağıda mı? Nereye gittim? Kendi yerine geri mi döndüm? Öyle yapmış. Tabii kendi yerine geri dönmesini bekleriz sürekli. Yani birkaç büyü vursaydık. Sen orada kal. Her geri döndüğünde ok atacağız, öyle öyle öldüreceğiz. Başka çare de var ama onu yapamadık. Oku iyice aşağı atamıyoruz. Büyük gücümüz de bitmiş. Tam geri dönsün, okla öldürelim. Aşağı düştüm. Beni fark etti mi? Etmedi galiba. Çalışan kötü oldu ama bari bunu alayım hazır aşağı düşmüş. Kesin öldürecek ya buraya düşmüşken beni. Neyse savaşacağız mecbur yerde.
İki canını daha önce götürmüş, yoksa öldüremezmiş. Ah. Özel bir zordu. İyi, daha hızlı çıkamıyor muyum? Buradan sonra nereye gideceğim bu arada? Buraya gideceğim herhalde. Heyecanlanmaya başladım. Karakteri buraya saklasam ölür mü acaba? Oynamaya devam edelim bizeyim. Bunu almaya gelirken bir tuzak bence beni öldürecek. Bunu almayacağım başta. Olmadı. Ya şunları da öldürelim. Ne? Hasar yemek istemiyorum. O zaman ben karakteri şuraya saklayayım. Hatta eğilelim bile. Hasar yemek için yapabiliyorsak. Birazdan yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küçük bir mola verelim. Sonra aynı yolda ilerlemeye devam edelim. Havadaki yaprak beni öldürmez diyorum. Burada bırakıyorum. Ve sonra da yayına devam edeceğim. 2 dakika sonra. Yayına kaldığımız yerden devam edelim biz. Kalkana geçiş yapalım. Havadakileri de öldürmek için, dek uğraşmamak için ama aşağıda bir parça var almamız gereken. Buradayım, aşağıda öldürebileceğimiz biri var mı diye bakıyorum. Şey ne şeydi, fotoğraf modu. Tekrar bakacağım. Bazen görsesini ayarlayıp burayı falan içine girip tekrar geri çıkıyorlar da. Ben nasıl kullanacağımı bilmiyorum fotoğraf modunu, o yüzden. Aşağı aşağıdan gideceğiz herhalde. Aşağı inip bakalım nereden gideceğim. Aa bak, burada biri var. İki kılıçlı ilerleyen zamanlarda bizi zorlar. Şimdi öldürelim. Hatta iki kılıçlı değil, daha büyük bir kılıcı var. İki kılıçlardan daha güçlü galiba. Daha fazla ok almalıydım ya bu evren için.
yoksa buradaki öldüren. Daha fazla ok alsaydım. Yerlere zamanlarda daha bir ok var. Saklanmaması da iyi oklan vurarken. Kesin bir hareket ediyor hafif. Kılıç da engelliyor ya okları. Hemen birkaç ok yiyince zeka kazandı da. Yavaş yavaş geriye kaçıyor. Ok yani için. İlk başta o kadar kötü değil. Ve... Arkasını dönmesine kim öyle vurayım. Anlayamıyorum hangi açıdan vuracağım. Artık vuramıyoruz. Ulan aşağı atlarsam ölürüm herhalde. Yok yok. Bunu aşağı atlamayız herhalde. Daha makul bir yolu vardı daha gitsin. Ulan geri dönüyorum burada. Burası geldiğimiz aşağı yol zaten. Atlayalım. Burada tuzak var. O yüzden bakamıyoruz. Direkt eve basıp kaçacağım. Hangi yaratık bu diye? Plaka tekrar çalışmıyor mu? Bir kere vurduğum için diyeceğim tekrar çalıştı. İyice üstüne basmamız gerekiyormuş. Burada bir yol yok değil mi? O... Burada bir plaka daha var galiba. Neyse emin değilim ama gitmeyelim. Benim buradan aşağı inmemiz lazım. Şekilde. Bu nasıl ineceğiz? Buradaki yol oraya mı gidiyor acaba? Burada aşağıdaki şey ne? Toz bulutu gibi bir şey var zaten. Neredesin ya? Öldüreceğim seni. 3 okluk canım var. Artık yapma. Ya ben oka vuramadığım için 3'ten daha fazla okluk canı oldu. Keskin nişancı. Bu aşağıdan gitmek istemiyorum buraya ya. Aşağıdaki tuzakta ölmüştük en son. Tekrar da nasıl yapacağımı çözemedim. Burayı kırıp geçebiliyor muyuz? Tamam yani. Ne oluyor? Bunlar bela olmaya başladı bana. Bela olmaya başladı ya. Aslında tek bir tanesi de kim ikinci de geldi. Bir tane var sanıyordum hep aynı diye düşünmüş. Buna ilerleyebiliyor musun? Alttan gideceğiz gibi duruyor mecburen ama. Dağılmadığımız bir şey varmış. Bulut taşı var. Ne işe yarıyor? Bulut taşı parçası. Nerede? Çok güzel. Bulut taşı parçamız yok galiba. Ben mi yanlış göremiyor muyum? Bulut taşı parçası. Belki öbür dünyada falan kullanılıyor herhalde. Tekrar bakayım. Burada. Bulutlardan oluşan yeşil maddeden bir parça. Bir tane çok merak ettim, kullanmak istiyorum.
Ruh kalıntısı yerine alayım. Kullanamıyoruz burada zaten. Peki. Başaran gideceğiz gibi duruyor mecburen. Burada ışık ışık bırakabildiğimiz bir olay vardı. Bu da yağmurun sesi değil mi? Bu evet. Ruh kalıntısı değil de ha. Ben buraya bir yere bir ışık bırakalım bir tane de önümüzü görelim, tuzak var mı yok mu? Şuraya bir ışık bırakalım mesela. İlerideki tuzak varsa görürüz diyecektim de ışık parlaklığı aşırı fazla. Tuzak nerede burada, onu da göremiyorum zaten. Işık yayan bir şeye ihtiyacımız var da. Şurada bak, tuzak var. Başarılı bir ilerleyiş. Başka var mıdır? Çok dikkatli bakarak ilerliyorum ya. Karşıdan bir şey yüzüyormuş gibi hissediyorum üstüne doğru. Burada bir tuzak daha var bence. Burada ölen birisi var. Bu yol bu kadar mıydı? Bu yol çok boş bir yol o zaman. Burada kapıya benziyor. Şu kenarları falan var ama. Böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. O anahtarı falan çıkartmaya çalışacaktım envanterden. Bayağı yanımıza çekelim. İçeriye dalmak istemiyorum ben. Burada öldüğüm anda oyunu bırakırım muhtemelen. Evet, tuzak olacak hali yok yani, tuzak olsa bile kaçamam. Burada bir kapı daha var. Ve ağlama sesleri tarzı bir ses geliyor. Burası devam ediyor galiba. Tamam, o zaman önce buraya bakalım. Burada tuzak olabilir çünkü hani buraya tuzak koyup oyun buradaki sola veya sağa kaçmamızı isteyebilir. Yani yere de dikkatli bakıyorum. Tamam, tuzak yok galiba. Burada bir kapı daha var gizli. Burası var. Gizli kapı yokmuş ya, ben her gördüğüm taşı gizli kapı sandım. Diğer tarafa da bakmak istiyorum ama önce buraya bakayım. Fazla heyecanlandım. Burada bir tuzak var mı? Yok. Burası gizli kapı var. Ne oluyor kardeşim ya? Tamam, yanlışlıkla ot yiyeceğim sandım. Işık bıraktım. Hadi bari diğer taraftan bir ilerleseydik acaba. Buraya herhalde gelmiştim ben. Burada tuzak vardı bir yerlerde galiba. Bu aşağıda iblis vardı, öldürmüştük. Ya burası bağlanıyormuş birbirine yollar. Ha, buradaki kapı mı açılmış? Burada kapı vardı eskiden. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Buraya gelmedik mi daha önce? Burası gizli kapı mı? Değil, burası. Değil. Buraya gitmedik daha önce herhalde. Yok ya, buraya gittik, burası şey işte. Hep oyunun başında geldiğimiz yer. Hem buralar birbirine bağlanıyormuş. Yani kale olduğunu düşünce alt yollarımla bağlanması gayet mantıklı. Nereden gelmiştim?
yukarıya aşağıdan gelmiştim. Yukarıyı da önce görmüş olmam lazım. Yine de bakayım. Görmemişim. Bu yolda ilerlemiştik daha önce, hatta bir ağaç bize bana parıldayan bir şey ver falan diye bağırıyordu. Bir daha var. Bakmadığımız bir yol daha vardı aşağıda, orayı da merak ediyorum ama şu ağaçtan tekrar konuşalım, belki bize bir şey yapar. Ağaç mı, ilahi ses mi artık? Can yaratıklardan mı öldürecek? Bunu bu ağaç mı diyor ya? Ağacı vuracağım. Vermiyor. Gel de vur. Alabiliyorsan al. Bak ses nereden geliyor? Bunun altında bir gizli bir yol var da kara, yani düşmanlar da sesi buradan mı geliyor acaba? Abi geldiğimiz yol dönüyor. Ya da parıldayan işte böceklerden mi? Hani kuş gibi takip ediyorum. Parıldayan böcek. Karay taşı parçası. Tam burası hep açık olacak galiba bu kapı. Ya eskiden de açık mıydı? Açıktı. Demek. Ya şöyle eskiden de vardı burası. Açıktı. Hatta burada bir iblis vardı. Burası kapalıydı. Biz niye böyle bu kadar gereksiz bir yer var demiştik. Ya lan bu bakmadığım yol ana yol oluyor. Mantıken. Kendi koyduğum ışıktan korktum. Ya ilk geldiğimiz yer değil mi? Hayır. Nereye atladım? Heh. Tamam, ben buradan gitmiştim işte. Karşıya gitmedim hiç. Tamam. Böyle olması lazım. Tuzak mızak yok herhalde. Zindan gibi bir yer var. Zindanda biri var. Zindanda biri var vallahi. Size saldırmazsın, insana benziyorsun. You saved me. Heavens, I can't believe I fell for that trap. I suppose I owe you now. I'm Blige, a grave robber. It's thanks I can provide you with useful goods. Hatta parayı versen daha güzel olur. Çünkü param var ve ölmek istemiyorum. Şemsir pova. Dedi kankan ok. Ya oka paraya yazırız. Evet. O da benim zırhlarımdan daha kötü galiba. Benim kaskımdan daha iyi ya bu deri baş galiba. Bakarım. Barbar kafir kötü de. Öyle bir okumuzu full diyelim hazır buraya gelmişken. Adam bunu yapmak istiyordu. Tekrar konuşabiliyor musun? Yapışkan beyaz balık da almak istiyordum. Acayip pahalıymış ya. Ya bunu çamur işinesi gibi sanmıştım. Yani öyle de. Acayip güçlü versiyonu falan herhalde çamur işinesi. Deli başlık 400 zırhı var. Bizim kastımızın 250 zırhı gibi var. Biz o deli başlık lazım.
Neyi başlık var? Altta da barbar eşyaları var. Deri başlıyorlar. Yavaşlık karakterde nece? Sonra aslında satın alınca eşya taşıma kabili seni aşılacak. Nothing suits your fancy. Yere ne bıraksam kafeste açılır. Gereksiz bir bırakabileceğim bir şey var mı? Bu sözüne iki tane koyamıyorum zaten. İki tane sözüne gerek yok. Şu Z kare bas. Fazla ok aldığım için şimdi başlığı alamıyorum ya. Yerim kalmadı galiba. Şimdi acayip de gerekli değil o başlığı almam. Daha güzel bir başlık buluruz sonra kendimiz. Bu sefer de memnun değilim miğferimden ama. Burası kendi kapı gizli. Değil burası. Burası değil. Burası. Burası da mıydı? Bundan konuşmaya devam edelim. Oh, hello. This shrine was used in a ghastly ritual by an ancient tribe. They have long perished. And now the demons have put the souls to work. At least here you're killing things that are already dead. Like skeletons and shadow lurkers. That's what I like about this place. Better than killing those poor soul-starved humans, right? Better than killing those poor soul-starved humans. Peki. Para bende kalmayacak. Neden devam edeceğimi çözemedim oyunu. Buralarda mı gizli kapı var? Her gördüğüm yerde gizli kapı falan sanırım vuruyorum ama. Yani bu ayrı gizli kapı olsaydı bu adam hapisten çıkmış falan olur çoktan. Allah Allah, gizli kapı yok. Belki bu adamla tanıştığımız için yeni bir yer açılır. Buraya daha önce gitmiştik değil mi? Gitmiş miydik? Gitmiştik. Ya burası oraya bağlanıyor. Galiba okumuz yetmediğinden mi yoksa ok harcamak istemediğimden mi bir tane düşman bırakmıştım bu kadar okuyabildiğim. Buradan mı okuyorduk yok. Orası başka bir yer galiba. Havada bir tane yer kaldı kanatlı. Onu da öldürelim bari de. Bak o da engel olmasın bize. Şu taraftan vursam daha güzel olabilir. Buna vurmak için geri gelecek bence ama. Diğer tarafa gidelim vurmak için. Sonra tam açık havada bir yerde kavuşurken başımıza bela olsun istemiyorum. Nerede? Burada. Oraya vuramam ki ben. Çok dümdüz gelmesi lazım. Onu buraya dinlemiş. Bunlarda iki tane mi varmış? Ben uzakta bir tane burada. Ben buna vurdum o zaman daha evvel efendim. Nasıl vuramadım ya? Belki bu yeni bir şey söyler. Bu ağaç. Tamam bunları duyduk ama. Bu en son çıkmış mıydı? Çıkmış işte. Tamam. Tamam çok ısrar ettim. Ne oldu? Bilsem edeceğim ama. Envanteri açamıyorum ya oradayken.
Tam buradayken koşarken envanteri açıyorum. Parıldayan ışıktan koşsam diye düşündüm ama. Okey, o bizim parıldayan ışıktan istiyor bence. Verdim. Bundan istemiyor muyum? Ve şimdi de renk farklı çıkıyor. Merak ediyorum. İşin sonu nereye bağlanacak? Seni daha güçlü kıldı. Bir tane daha vereceğim ama başka vermeyeceğim. Olmazsa istediği. Yaratı öldüremedik hala. Bitme ya. Hepsinde rengi farklı çıkıyor. Şüpheleniyorum. Spam yok vermek lazım diye bir tane daha vereyim hadi. Tekrar gelip konuşayım bakayım. O kadar verdik işte, daha ne istiyorsun? Başka parıldayan bir şeyin var mı? Kılıcım parıldıyor istiyorsan. Ateş parıldı. Baba yaptıklarını öldüremeyeceğiz ya. Başka bir yol bakalım. Oyunda ilerleyebileceğimiz. Buraya daha önce indim ama. Peki öldürmediğim o çıkılış samuray kaldı galiba. Şimdi de öldüreceğim. Oradan ilerlemek gerekiyor. Ben ne kadar yukarıya çıkamıyorum ya, aşağı indim diye aşağı atlayacağım. Yani. Ben ot yiyelim. Materyalde başka parıldayan bir şey var mı? O... Konuşan kişiye verir. Yok. Acaba şey mi istiyor ya, parıl diyor. Bizde de şey var. Neydi adı? Ruh kanıtı yok. Ben ruh kanıtıyım şu an. Emin olmak istedim. Ha, buranın ötesinde bir şey var ama buranın ötesine nasıl geçtiğimizi bulamadık zaten. O yüzden. Ben hani rastgele etrafa dolaşıyorum. Belki bir şey denk gelir ama. Görmediğim. O çift kılıç samurayı da almak istemem. İblis. Samuray. Samuray Jack. Hızlı koşmaya bu sene daha hızlı tırmanıyormuş merdiven. Ben buralardan bir iblis oklamıştım. Okum harcamamak için mi? Kullanmamıştım. Geri kalan. Ben buraya nasıl ulaşacağım? O kanatmam sayesinde bug'dan kurtuldu ya. Tam kafasına vuruyorum ha. 4-4 vurarak öldürürüm en kötü. Kayarak yanına ineceğiz de önce öldürelim. Öldürdük. Bunun yanına inebiliyor muyuz bir şekilde? Ya atlasam ölür müyüm ya? Ama ikisini ölürüm. Öncesinde bir aşağı atlasam bir aşağı tekrar başka bir yer var. Bak şuradan bağlanıyor bak. Aşağı atlamayacağız. Aşağı atlarsak ölürüz bence. Burada karşıda bir yer nasıl geleceğimiz önemli. Karşıda bir yere gidebilsek aslında. Bir yolunu bulduk. Zaten o aşağıya bağlanıyor bir şekilde. Ters. Kanatlı yaratıkları öldürebiliriz. Aşağı gidelim. Daha aşağı atlayabilir miyiz buraya? Atlayamıyoruz. Burada ateşten yanarım kesin, o yüzden ulaşmak istemiyorum. Köşeden deneyecektim normalde.
Hadi ya, ben hiç bursun artık yoksa. Okumu vurmak için ne yapmam gerekiyor? Ok açmam gerekmiyor. Hah, vurdum. Kalkana geçelim. Başarıda bir daha mı gizli bir geçit var, göremedim. Tamam, buranın ötesine geçeceğim bir şekilde ama nasıl işte. İnternetten bakabiliriz bir çözüm olarak. İnternetten bakmayı sevmiyorum genel olarak. Hem daha sıkıcı oluyor oyun. Kendim keşfedemiyorum. Hem de bakma aşamasında sıkılıyorum genelde. Oysa hangi dünyayız? Hatırlamıyorum. Bir şey alası diye geçiyordu galiba. O da yastan çıkar. Tamam, tüm burayı bitiren bir adamı izliyor. Havada uçan yaratıklar mı artık? Onlar kartal. Ya onları da vurabiliyor muyuzdur? Yani tek seferde bitiriyor galiba her yer. Bizim adamla konuşuyor hapisteki. Sonrasını izleyelim. Sonra ilerleyemedik üstad. Tam çok çeşit çeşit eşya bulmuş. Nerede ilerliyor sonrasında? Adamın orada gizli ilişki yoktu umarım. Her yere baktım çünkü. Yokmuş. Biz geldik mi buralara hiç acaba? Ama ilk geldiğimiz yere geçiş çıktı. Tamam, nereden gideceğiz işte? Ben de buradayım zaten şu an. Siz bu yanan ağacın etrafına baktım. Nereden gitti sonra? Orada yol mu varmış ya? Gittik mi buraya acaba biz daha önce? Bakayım hemen. Neresi orası? Burası oldu ya. Abi burada bir yol var ya. Tamam. Buradan sonrasına bakmayayım ki bana da sürpriz olsun her şey. Buradan yol olduğunu ben de görmemiş. Buradan sonra nasıl ilerleyeceğiz? Parıldayan ışık var. Neyse, ben tekrardan bakayım. Ya, bir küçük ipucu da alayım. İlerleyeceğime dair. Bizim o sesin içine girdi tekrar ki biz oraya zaten daha önce girmiştik. Ya, şu an bizim yaptığımız yerleri yapıyor hala. Benim geri dönüşünü tekrar öldüreyim, oklan dediğim rakibi öldürmeye çalışıyor. Öldürdü. Orada gizli kapı mı varmış? Tamam, galiba bulduk bu sefer. Bir bari kopya nasıl yapıldığını göreyim.
Adam öldü ya. Adam ölsün diye mi izledim ama? Adam beni videosuna hasta etti şimdi. Bırakmıyor. Ya madem yapamıyorsun niye o komple bitiriş diye koyuyorsun? Tak seferde videoyu. Ne bir dakika nasıl geçti karşıya? Tam aşağıda devamı var galiba bir şekilde ulaşmam. Bir dakika. Ben de kırılmadık eşya bırakmadım. İyice kafam karıştı önüne. Burası burası değil bak. Neredeyiz şu an biz? Bu merdivenin oraya gideceğim galiba. Önemli yerleri kesmiş videoda adam. Nasıl yapıldığını izledi. En gereksiz sahneleri izledim. Ama ben buradan o düşmanı öldürdüm. Bunun arkası vardı. Bunun arkasına nasıl gidiyordu? Neyse ben gittim bir şekilde. Tamam buradan gideceğiz galiba. Ben buradan gidince karşıya bağlanıyor. Daha fazla buraya kadar gelmişken bir de komple nasıl yapılacağını öğreneyim. Boss falan da göreyim önceden. Komple izliyorum ki nasıl yapıldığını komple görelim. Sisli bir kapı buluyor. Şeyde gittiğinde direkt boss'la mı karşılaşıyorsa? Bir devamı var. Yukarıya çıktı. Sonrasını kendim keşfedeyim en iyisi. Tamam aslında önemli keşfedemediğim yer burasıymış. Ha gördüğüm aşağıda sadece bir tane düşman var galiba sonrasında. Bir tane değil kaç tane var? Bir tane var düşman. Sonrasında da boss'tan karşılaşıyoruz herhalde. Ya bir ya iki tam göremedim orayı. Çünkü boss'u öldürmenin yolu da var galiba kolay. İyiymiş bossa o kadar da öldüreceğiz sadece galiba. Görelim nasıl vuruyor. Nasıl hasar gidiyor? İzlediğim adam. Boss'u nasıl öldüreceğimizi öğreneyim. Ağzım nasıl hasar yediğini adam. Evet bizi aşağı çekebiliyorsa yanına kötü yalnız baya. Hep yukarıda kalabiliyorsak onu oklamak için yapılır bir şekilde ot basa basa. Adam da çok iyi keşfetmiş gibi koymuş kendini. Nasıl yapılacağını sonra. Tamam ben taktiği gördüm nasıl yapacağım sonra tabi gerek yok bakmama. Tek sıkıntı şimdi ölüme gelenleri öldürebilecek miyim? Ama orası geçmeye çalıştığımız karşısı oluyor. Hiç büyük bir şeyim yok o biraz sıkıntılı.
Arkamdan gelirse güzel olur ya, ok mok atarız ona. Ama gelmiyor galiba. Arkamızdan gelirse ok mok atardık. Buralarda. Aşağı düştüm. Elim kaydı. Fazla panik yaptım. Neyse, bu renkler gelmişken komple bitirmeyi deneyeceğim. Ya hazır bir rakibi de öldürmüştük oradayken. O da boşuna gitti. Bir tane yukarıdan oklayarak kılıçla aşağıda öldürdüğümüz rakip vardı ya. Onu tekrar öldürmemiz gerekiyor. Artık bitirelim burayı da. Hiçbir yeri bitiremiyoruz zaten, tam adam akıllı. Bari burayı bitirelim. Sıra diyelim de. Yalı nasıl yapacağımı bilmem bile baş başına iyi bir olay bence. Bunları öldürmeye bile gerek yok aslında. Bence gerek yok bunları öldürmeye. Dalmama gerek var mı? Yok galiba. Nereden ben yukarıya çıksam ya da bu içeriye girsem. Ya var bunlara dalmama gerek. Burada içeride öldüreceğim zorlu rakipler ortaya çıkıyor mu? Burada birisi vardı, o tekrar ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Buna bulaşmaya gerek yok ama galiba. Tuzağa yakalanmayalım. Adam böyle gitti ve yakalanmadı tuzağa. Sağ ol. Bunu öğrendiğim de iyi oldu. Burada bir yerine iki düşmandan karşılaşacağım, şimdi o kötü olacak. Ama onun dışında nasıl yapılacağını öğrenmemiz bile iyi oldu. Öldüm, paralarımı almak istiyorum. Ya, galiba kuşlar yüzünden oldu. Neyse öldürürüm ben bir daha yapınca bence. İyice alıştım artık. Gel bakalım. Şey, yanlışlıkla kendilerine de hasar verebilseler. Kendilerine vuramıyorlar falan. O aşağıdaki daha güçlü gözüküyordu. Okladığımda çünkü bayağı az canı gitmişti. O yüzden yaklaşmak istemedim. Aslında yaklaşsam öldürebilirim. Ya son seferinde öldü sandım ama ölmemiş. Bunlara dövüşmüyorduk.
Pek garip olmasam bir tane fani gösterişi kullanıp yapmayı deneyeceğim. Ne yapamazsam denemem. Ve ilerledikçe ilerlemek istiyor. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hesabını kullanıyorum artık. Ve öldüğüm paraları almak istiyorum. Öldüğüm paraları alırken bana dalmasın buradaki adam. Çok sakat bir yerde kalmışım. Bu öldüğüm paralarımız var. Yarın dönüp kendimizi mi yükselsek ya, o kadar paraya kavuşmuşken. İhtar Bey'i vuramam bile, başı başına bir olay. Ya. Keşke orada olmasaydı. Dursana kardeş. Gel gel. Valla. Kürsü yatan kuşların hepsini öldürür. Bir ara. Ruh kasmak için. Daha demin bunu öldürmüş olacaktık. Hazır bununla hiç dövüşmeme de gerek kalmayacak. Başka var mı? İyi kaçtık. Evet aşağı düştü ya. İçindekini alamadık diyecektim. Düşmemiş. İyi. Ama şimdi düştü artık. Yukarıdakini alalım. Buradan Lotus çıkacak galiba. Şişkin hayat. Direkt şişkin hayatı yiyelim canımız azaldığında. Evet, dördün dostunda kalsın, dördün dostu yetmez değil. Buradaki tuzak nerede? Ya, ilerleyen yerde mi? Boss. Bunun aşağısında değil mi? Buranın aşağısında sanıyorum. Bu kapı ne? Az kalsın yine ölüyorduk ya, baştan. Boss'a giden yol burada, ona dövüşeceğimiz kişi de orada. Ama ben dövüşmek istemiyorum. Onu kaybedeceğiz yine. Merdiven çıkamıyoruz yukarı, kırılmış orası. Nasıl geldiğimiz yer. Tamam, boss'la dövüşeceğiz. Eğer öldürebilirsem önümdeki düşmanı... Ne oluyor ya? Şurada almadığım bir şey varmış, onu fark ettim.
Belki içmeye yarar da düştü. Sahtanın üzerinden mi ilerliyoruz? Yapamadım. O çift kılıçlı galiba ya. O çift kılıçları öldürmekte zorlanıyorum her seferinde. Bakış açımı sabitleyemiyorum. Elim kayıyor bakış açımı değiştirirken. Adam da bakış açımı neredeyse oraya gidiyor. Heh, yaptım. Ne kadar hırsız yüzüyor. Yo aşağıdakini nasıl öldüreceğim? O galiba çift kılıçlardan. Bir kalkanla kendimi savunuyorum. Ama ki envanteri açtığında tekrar savunuk bulmuyorum kendim. Envanteri açtığında kalkını indiriyorum mecburen. O da benim kolay bir yolu var mı diye bakıyorum ha. Askerli otuz. Bir tane şey mi kullansak? Fani göztaşı. Ama bir tane fani göztaşı alacağım ben. Lefer hoştu bırakıp bir tane kullanacağım. Canımız fuller. Şişkin hayatımda kalsın envanter. Bir stamina yenileyen yaş tarzı bir şey vardı. Ondan da kullanayım sen. Enerji dolduruyor olması lazım. Ya bak büyüm fuy. Gelme, gelme bana. Öf. Hah. Oh, hayatta ilk defa bu kadar param oluyor olabilir. Heyecanlandım boss için. Tamam boss buraya gelecek, ben yukarıya mı çıkacağım? Yoksa, ha tamam ben kapatayım da bot aşağımda kalacak. Otomatik. Taktik buydu. İnternette öyle gördüm. Ok vurup bardak atıyorsun. Orayı kırdı mı o ya? Ne yapacağım o dil geldiğinde? Sistem geri kaçamıyor. Ah ah. Bu ayrıları düştük. Yukarıda tekrar şey basana kadar giriyorum ya. Böyle kalırsam otlarım bitecek korkarım. Tekrar ayağa kalktım ben kaçmayı deneyeceğim bakalım. Tamam kaçarak olacak bu. İş. Ya sabit durmazsan vuramıyor gibi. Tek sıkıntı ben de boss'a vuramıyorum. Yanı niye gitmedi boss'un anlamadım. Sen gitti şimdi bak. Aman aman aşağı düşüyorum. Yok sakat. Öleceğiz. Yapamıyorum. Ben ayağa kalkmadan önce...
Ben ayağa kalkan kadar vuruyor ki bana. Tekrar ayağa kalkamıyorum ki. Süre zarfı vermiyor. Tekrar ayağa kalkacağım da ona vuracağım da öyle bir süre zarfı vermiyor ki. Çevikliğimi para boşuna gitti. Esas ona üzülüyorum. Tahmini göster işte boşuna gitmiş oldu. Next level böyle bir ult muhafayız. En azından oklarım bitti deyip öleceğim. Bunu da büyü harcamayacağım ki. İlerideki düşmanı öldürdük mü? Öldürmedik. O çift kılıç adam da büyü gücümü harcıyorum hemen hemen hepsini, o yüzden oralarda harcamayacağım. Bir tane ot yiyelim. Kötü ottan kalmamış. Kötü ot dediğim Ayşe otu. Büyük anam ona bile razıyım. Hala razıyım. Ayşe otuna. Dönüp daha rahat bulabilir mi aslında? Tüm ot çeşitlerinden. Ya vurma bir. Öldürecek beni bu. Böyle giderse. Ben bu söylediğim için tabii fani gösterişi yemem gerekiyor. Çünkü kötüsü. Derdim yetmiyor. Tekrar ayağa kalkamadan boss tekrar deal atıyor. Deal atma süresi daha kısa olmalı bence. Kalkan koymaya çalıştım ama hiçbir zaten gelmedi bana. Açımdan kaynaklı olarak. Orada bir düşman oldu. Şurada kuşlar vurmadı sürece sıkıntı yok ya. Sen vurmadığı şöyle sıkıntı yok derken bunu kastediyordum. Ama nasıl öldüreceğim dair az çok bir şey biliyor. Otlarım çok kalmadı. Üstünden çıkanı almak istiyorum. Bakalım. Burada bir tane daha tuzak vardı. Aşağı nereden gidiyorduk? Aşağı gitmek için yukarıya çıkıyorduk galiba. Burada bu yüzden başlangıçta öldürmek istiyordum. Tamam, burada bir tuzak var olacak. Büyük gücüne geçtim ki çift kılıçlı adamı halledebileyim. Tamam, ıskalamazsam ölüyor bu rekler aralıksız gücüyle. Bir tane ya da kılıçtan vurayım dedim arada. Yine topladığımız paraya yazık oldu. Bir tane de kılıçtan vurursam ölür artık dedim. Ölmedi. Şimdi tekrar oraya gitmemiz gerekecek. Dövüşmek istemiyorum ya bu sefer hiçbiriyle. Bu da mümkün gibi durmuyor çünkü fazla hızlılar. Dövüşmeyin demek için. Düşmanlar.
Dövüş falan da olmuyor. Nexus'a dönüyorum. Yani bir sonraki oynayışımızda o ilk boss'u öldürürüz dünyanın. Yani ot depom da bitiyor galiba. Ya da kalan ot toplamaya başlamam lazım. O zaman bir sonraki oynayışımızda bu iç bölümden ot toplayıp birinci boss'u öldürmeye çalışırız. Başka türlü nasıl öldürebilirim diye bakarım, böyle hızımı arttırabilecek bir yol var internetten. O zaman beni izleyen herkese teşekkür edip yayını burada bitireceğim.